Şekildeki modelimin üzerine yazı yazacağım. Bunun için öncelikle geometriden text kısmını aktif hale getiriyorum. Burada string edit'te yazmak istediğim yazıyı yazıyorum. High yazının yüksekliği, width yazının genişliği, font style yazı tipi, rotation da benim dönme açım. Şu an OK diyerek yazıyı şu şekilde yerleştirdim. Tab düzene bakıyorum. Yazıda ne yapmam gerekiyor? Bu şekilde değil de 90 derece döndürmek istiyorum. Yapacağım tek şey çift tıklıyorum. Rotation'ı 90 derece diyorum ve tekrar location'a konumlandıracağım. OK diyerek şu şekilde yazımı yerleştirdim. Şimdi işlemeye geçebilirim. Öncelikle işleyeceğim takımı seçiyorum. Bunun için bir tane örneğin ikili küre takım seçelim. Find'dan 2 metre çapında küre takım seçtim. Position'dan magazin numarası, mor'dan takım yolu rengini seçiyorum. Yazı yazmak için kullanacağım komut text komutu. Yalnız bu komut wireframe tarzına, parçayı dikkate almadan sıfırına göre işleyecek. Önce ilerlememi, dalma ilerlemesi ve devrimi yazalım. Değerini clearance, emniyet, mesafem, retrak, geri çekilme mesafesi, level, işlem başlayan derinlik, depth de toplam derinlik. Yani sıfırdan başlayacak 1 metre aşağıda yazıyı oluşturacak. Finish at'te clearance seçerek geri çıkmada emniyet mesafesinin kalkmasını sağlıyorum. OK diyerek yazıyı seçiyorum. Sağ tuşa bastığımda sıfırdan başlayacak. Eksi 1 metre, yani 1 metre derinlikte takım yolu oluşturdu. Simülate diyerek bu hareketi görebilirim. Yalnız benim istediğim şey yüzeyin üzerine yazmaktı. Bunu sağlamak için de Project'ten izdüşüm komutlardan yararlanacağım. Project Toolpad'de takım yolu yüzeye yansıtma komutunu kullanacağım. Şu anda offset'e herhangi bir değer vermeyeceğim. Direkt yüzeye 0'a 0 yansıtmasını sağlayacağım. İlerleme, dalma ilerleme ve devirimi yazıyorum. Depth'te emniyet mesafemi, başlangıç ve bitiş derinliği yazacağım. Başlangıç bitiş derinliği yazacağım yazının başlangıç ve bitiş hangi başlangıç derinliğinde başlayıp hangi bitiş derinliğinde biteceğini gösteriyor. Ben burada örneğin depth'te eksi 10 gibi değer verirsem sadece 10 milimetre derinlikteki yerde yazı yazacak. Ama ben bütün yüzey yazılmasını istediğim için burada none'ı seçiyorum. Click to depth'te de takım yolu çıkışlarda optimizasyon sağlıyorum. Kontrolde sadece belli açılardaki duvarları işlemek istiyorsam o açıları sınır olarak veriyorum ve bu ikisinin arasındaki duvarları işliyor. Lead yaklaşmalarım none dersem takım dik olarak iner ve işlemeye başlar. Horizontal yatay, tanjant teğet, vertical dikey ve normalde işlem üzerine dikey olarak yaklaşma yapar. Bu dördü içinde yaklaşma açısı, yaklaşma yayı, yarıçap olarak ve yaklaşma mesafesi girebilirim. Ayrıca equal lead move aktif hale getirirsem bu şekilde girişteki değerimle çıkıştaki değerim aynı olur. Bunu iptal edersem de çıkışta farklı bir çıkış verebilirim. Pergindeki fit de yaklaşma veya çıkıştaki normal ilerlemeye göre ilerleme yüzdemi veriyor. Ben none diyerek normal dik yaklaşsın ve işlesin diyorum. Linklerde bağlantılarım, özellikle yazılarda karakter arasındaki bağlantılardaki mesafeme göre o bağlantı hareketini gösteriyor. Burada vermiş olduğum short link distance'dan örneğin 1 verelim. Daha düşük, daha kısa mesafe ise short link'i, uzun mesafe ise long link uygulayacak. Short link'te sıra seçilirse düz bağlayacak, step seçilirse kademeli bağlayacak, smooth seçilirse yumuşak bağlayacak. Uzun bağlantılarda clearance seçilirse depth'teki clearance kadar kalkıp bağlayacak. Optimize seçilirse de burada girmiş olduğum emniyet mesafesi kadar kalkarak bağlantıyı sağlayacak. OK dediğimde yüzeyi seçip sağ tuşa basıyorum ve bir önceki işlemi takım yolunu direkt yüzeye bu şekilde yansıtıyor. Yalnız şu anda direkt yüzeyin üzerine 0'a 0 bir yansıtma yaptı. Oysa ben yüzeyden biraz daha aşağı inmek istiyorum. Ne kadar aşağı inmek istiyorum? Örneğin 0.5, eksi 0.5 yazarak onda 5 yüzeyin içine girmesini sağlıyorum. Direkt Simulate'de takım yolu işlemesini burada görebilirim. İlerlemeyi arttırayım. Veya durduruyorum. Katı simülasyonda direkt katı model üzerindeki hareketleri izleyeceğim.
Direkt simülasyon pencerem açılıyor. İlerlemeyi düşürelim ve işlemeye başlayalım. Burada makineyi görmek istemiyorsam, sadece takım hareketini görmek istiyorsam makineyi kapatıyorum ve bu şekilde takımın işlemesini daha net olarak görüyorum. Yalnız şu anda yapmış olduğum yazı bu şekilde standart yazı tipinde oluşturdum. Yalnız ben bu yazı tipini değiştirmek istiyorum. Örneğin belli bir açıyla ve yazı fontu farklı olarak olmasını istiyorum. Bunun için dizayn kısmına dönüyorum. Burada yapacağım değişiklere giriyorum. Örneğin rotasyon açı 45 derece olsun. Yükseklik 20, genişlik 20 olsun. Fontum da Romans olsun. Okey dediğimde direkt yazı tipim değişti. Buradan işlemeye geçtiğimde bütün komple yaptığım işlemleri regenerate ettiğimde otomatik olarak burada girmiş olduğum değerler yeni yazı tipine göre direkt yüzeyin üzerine yansıtılacak. Şimdi tekrar kat simülasyona bakalım. Simülasyona başla diyorum. Yine makineyi saklayalım ve bu şekilde yazımı program oluşturdu.